başlayalım lütfen, istiyorum sohbetimize. Tabii platformumuzun en önemli konularından biri de NFT. NFT aslında son 1-2 yıldır çok konuşulsa da 2017'den bu yana hayatımızda olan bir kavram. Biraz NFT kavramının ortaya çıkışını ve kripto paraların kripto varlıklara evrilmesiyle ilgili bizleri aydınlatabilir misiniz rica etsek? NFT dediğimiz esasında ilk çağlardan günümüze kadar gelmiş olan çok geniş kapsamlı bir kayıt yapısından farklı bir şey değil. İlk çağlarda bunun herhangi bir işte kil tabletlere yazdığımız süreç içerisinden günümüze geldiğimizde dijital tabletlere evretmişiz. O dönemin içerisindeki Sümerlerden alıp günümüze Samsunlara getirdiğimiz bir noktaya NFT'leri görselleştirmişiz. Bu kurgu kripto paralarla birlikte finansal bazda esasında 2009 senesinde hayatımıza girmiş olan temel bir yapı ve değiş tokuş yapılabilen bu finans ekosistemindeki değişim süreci insanlarda bir yere geldiğinde tıkanmaya başlıyor ve sadece rakam bazında olan finansal yapı diğer insanlar tarafından çok ilgi görmemeye başlayınca yaklaşık 2017-2018 senelerinden itibaren bu birazcık daha ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Ve özellikle sanat kesiminin içinde yer almış olduğu ve onu gerçekten pandemi dönemiyle birlikte sahiplendiği bir sürecin içerisinde NFT çok daha bir can suyu olarak hayatımıza girmeye başlıyor. Neden diyeceksiniz? O dönem içerisinde hepimiz evlere kapandığımız andan itibaren herhangi bir iş tutan onu online yapıda satmaya ya da oradan bir gelir elde etmeye devam etmişti. Ancak bu döneme kadar sanatçılar, sanat kesimi ya da bu performans sergileyen tüm insanlık bundan nemalanamamıştı. Ve hazır adağa dayanmaz, hazır bir noktadan itibaren bitmeye başlayınca o anda nereye sarılacağını arayan bu sanat kesimi bir anda bir ışık yüzmesi, kapı açıldı ve o anda NFT'ler hayatımıza girdi. NFT'lerle birlikte de eskiden sadece yerel ya da lokal bölgelerde hizmet veren sanatçılarımız globali keşfetmeye başladılar ve artık tek bir noktadan küresele, globale hitap edebilecek bir yapıya evrildiler. Ve 2017'den günümüze gelene kadar da özellikle Türk sanatçılarımızın da 2020-2021 süreçleri içerisinde bu ekosistemde yer almasıyla birlikte ciddi anlamda NFT'de bizim radarımıza girmiş oldu. Bundan sonraki süreçlerde birazcık daha NFT'nin sadece sanat için olmadığını, bu görsel ekranların esasında bizim hayatımızda çok daha farklı noktalarda, çok farklı şekillerde yer alacağını, kimliklerden farklı para ya da anahtar sistemlerine gidecek kadar farklı NFT yapıları göreceğimizde günleri hep birlikte paylaşıyor olacağız. Şimdilik bu kadar özet yapmış olalım. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler Devrim Bey. Şimdi bir soru daha sormak istiyorum. Web 3.0 dönemi geliyor, yaklaşıyor. Dolayısıyla bireysel NFT üreticilerinin Web 3.0 geldiğinde bu üretimin hangi boyutlara ulaşacağı konusunu hepimiz çok merak ediyoruz. Bu konuda sizin öngörülerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Web 3.0 ve Metaverse bu aralar herkesin dilinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. İkisi birbirine çok karıştırılıyor. Bunun ayrımını çok basit yapmamız gerekirse eğer Metaverse hayatımızda gördüğümüz 3 boyutlu canlanmış internet yapısı olarak nitelendirebiliriz. Ve bu 3 boyut içerisinde özellikle gözlük takarak, eldiven takarak ya da VR suitler giyerek Metaverse dünyası içerisinde yer alabilir hale geliyoruz. Web 3.0 dediğimiz ise Web 3.0 anlayabilmek için 1.0, 2.0'ı da çok başlıklar halinde nitelersek eğer Web 1.0 da 1970'lerde hayatımıza girmiş olan internetin temellerinin atıldığı dönem. Yani ilk kendimize mail adresi aldığımız, internet sitelerini açtığımız ve birbirimizle haberleştiğimiz dönem. Ancak bu dönemin içerisinde çok fazla birbirimizle etkileşimi düzgün sağlayamıyorduk. Bunu ticari kuruluşları olan, şu anda trilyon doları geçmiş olan firmalar bize çok güzel paketleyerek sunar hale geldiler ve Web 2.0 hayatımıza girdi. Şu anda özellikle 2000 sonrası doğan arkadaşlarımızın bu finansal özgürlük, işte hiçbir çatı altına girmeme ya da o özgürlüklerinin çok daha geniş şekilde ifade edilmesi karşılığında da bu yapıyı tekrar
kendi üzerlerine alarak bireyselleştirmeye başladılar. Ve Web3.0 dediğimiz olgu da esasında Metaverse'ün o üç boyutlu karakterlerini, üç boyutlu düzenini oluşturabilmek için bir altyapı sağlayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Yani konvansiyonel dünyadan da örnek verecek olursak, global dünyada bizler nasıl yaşıyorsak Web3.0'ı da bunun altyapısı, doğalgazı, elektriği, su tesisatları gibi düşünebiliriz. Çok teşekkürler. Güzel. Size son bir sorum daha olacak Devrim Bey. Şimdi az önce konuştuk. NFT'nin dijital sanatın NFT'ye dönüştürülmesi ve bunun bir hani gelir yaratması konusunu az önce değindik. Peki NFT'nin dijital sanat dışında da kullanımları, dijital sanat harici kullanımları olarak bize neleri söyleyebilirsiniz? Neler olacak? Bu gelecekte nereye evrilecek? Ve ne tür gelir modelleri buradan yaratılacak? Biraz bu konudaki düşüncelerinizi alarak sorularımızı noktalayabiliriz. Teşekkür ederim. NFT'ler bizim hayatımızda Web3.0'la birlikte bireysel yapıda karşımıza çıkan en temel bizim dijital kimliklerimizi oluşturuyor olacak. Ve bu dijital kimliklerle birlikte biz artık yerel ya da lokallikten çıkıp globale, küreselliğe evrilmeye başlayacağız. Ve o andan itibaren de tüm 8 milyar insan esasında teknoloji bazında eşit hale gelmeye başlayacak. Bunun ardından da takdir edersiniz ki bireysel olarak şu anda atmış olduğumuz her türlü sözleşme bazlı yapıda akıllı sözleşmeler adını vermiş olduğumuz protokollerle birlikte blok zincir temeli üzerinde bir güvenlik sağlayacak ve o andan itibaren şöyle çok temel özetlersek bu süreci, biliyorsunuz dünya üzerinde birçok coğrafi bölge var, bir sürü farklı kültür var. Bunların konuşmuş olduğu çok farklı diller var ve bu dilleri o bölgeye gittiğimiz zaman öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ya da herhangi bir şekilde o yere gittiğimiz zaman onun parasını kullanmak ya da onun dilinden anlayabilmek lazım. Ama dünya üzerinde matematiği temel olan bütün teknolojik altyapılarda 2 kere 2'nin 4 ettiğine inanan herkesle aynı dili konuşmaya başlıyoruz. Ve bu ortak dil karşılığında da 8 milyar insana bir şey üretmek ve onların dilinden onlara bir şey pazarlıyor olmak, satıyor olmak çok daha kolay hale gelecek. Ve Web3.0'ın da bize bireysellik olarak sağladığı şey bu. Oturduğumuz yerden dünyanın diğer bütün insanlığına ya da sektörlerine hizmet edebilir hale geleceğiz. Temeli de buna dayanıyor olacak. Son noktada şunu söyleyeyim. Her NFT'nin bir ticari kaygı gütmesi de çok önemli değil. Yani bunun üzerinde kendimizi oraya sıkıştırmamızın çok da bir anlamı yok. Küçük yapımız çekirdek ailemiz biliyorsunuz. Çekirdek işleri olarak da bebeklerimizi düşünürsek eğer, onların eskiden karton albümler içerisinde yer almış olan fotoğraflarını bile blok zincire, ben onu tarihe kazımak olarak nitelendiriyorum, blok zincire kaydettiğimiz andan itibaren bebeklerimizi bile artık NFT'lerle birlikte yaşatıyor ve sıfırdan hayata başlatıyor olacağız diyelim. Siz dijital sanatın tanımını bize nasıl yaparsınız, nasıl ortaya çıktı, bugüne nasıl geldi, bugün nasıl bir evrime doğru gidiyor? Yani Türkiye'deki yolculuğunu ve geleceğini nasıl görüyorsunuz dijital sanat? Tamam, çok hızlı bir, aslında çok da yeni bir sanat alanı dünyadaki geleneksel sanatlara baktığımızda. 1960'ların ortasında aslında deneysel bir sanat türü olarak çıkıyor ve aslında bugün adı osiloskop olarak bilinen cihazlarla bir takım görseller üretilerek başlıyor ama aslında bugünkü anladığımız anlamda dijital sanat olgusu 1990'ların sonunda ortaya çıkıyor. Yani insanların bilgisayar yardımıyla çizimler yapmaya başladığı günlerden bahsediyorum. Dijital sanat aslında bu anlamda bilgisayar yardımıyla yapılmış sanat eseri demek. Geleneksel sanat eserlerinden en büyük farkı fiziksel bir varlığının çoğunlukla olmaması. Bu hem bir takım avantajlar hem de bir takım dezavantajlar getiriyor. Avantajlar şunlar, çok hızlıca transfer edilebiliyor, daha hızlı üretilebiliyor, daha rahat bir environment üretebiliyor. Ama dezavantajlar şunlardı. Ben ilk eserlerimi ürettiğimde bunların satılık olabileceği fikrine çok uzaktık. Çünkü geleneksel sanat eserlerinde olan ama dijital sanat eserlerinde olmayan iki topik vardı. Birisi eşsizlik, ikincisi de ölümsüzlüktü. Yani dijital sanat eserleri sonsuz tane klonlanabiliyordu. Biliyorsunuz bir dosyayı yüzlerce kopyalayabilirsiniz ve kopyalanabildiği için de aslında eşsiz olmaz. Ve ölümsüzlük, geleneksel sanat eserleri, mesela Van Gogh'un Yıldızlı Geceler tablosu ölümsüz bir eserdir. Eseri yapan sanatçı öldükten sonra da o yaşamına devam eder. Dijital sanat eserleri için bu mümkün değildi.
NFT ile birlikte bu iki temel problem çözülmüş oldu. Ne demek istiyorum? Benim bilgisayarımda bir çalışmam var. Bunu NFT'ye dönüştürdüğümde aslında blockchain üzerinde bunun biricik olduğu kanıtlanmış oluyor. Bu da ona eşsizlik özelliğini getiriyor. Bu müthiş bir özellik. İkincisi de ölümsüzlük. Yine benim bilgisayarımın başına bir şey gelirse eserim dünyadan yok oluyordu. Ama blockchain üzerine taşıdığımızda ölümsüzlük yeteneği de ona tanımlanmış oluyor. Böylelikle geleneksel sanat eserlerinde olan ve dijital sanat eserlerinde olmayan bu iki önemli konu çözülmüş oluyor. Ve böylelikle NFT'ler bir estetik bir fayda dışında bir yatırım aracına da dönüşüyorlar. Ki geleneksel sanat eserlerinin böyle nitelikleri zaten vardır biliyorsunuz. O yüzden bu iki müthiş gelişme sonrası dijital sanat alanı hiç görmediğimiz kadar hızlandı ve şahlandı, hareketlendi diyebilirim. Bu anlamda bence Türkiye inanılmaz iyi bir durumda. Ben dünyanın her yerinde sergiler yapıyorum, her yerindeki sergilere gidiyorum ve her yerde duyduğum şey şu: İstanbul'da nasıl bir sanat eğitimi var, nasıl bu kadar çok dijital sanat eseri ve dijital sanatçı çıkıyor falan, buna çok şaşırıyorlar. Biliyorsunuz dünyanın en iyi 10 dijital artistini sayın deseniz 5'i Türk. Refik Anadolu bizde, NFT dünyasının rock yıldızı Murat Bak bizde, Candan Şişman bizde, Ecem Dilanköse bizde. Yani çok iyi isimlerin hepsi bizde gerçekten. O yüzden dijital sanatın Türkiye'deki varlığı inanılmaz ve tüm dünyadan da hissediliyor bu. Kendi sanat çevremizde, arkadaşlarımızla buluştuğumuzda şunu hep söylüyoruz: bu dijital rönesansı İstanbul'da yapacağız diye çok sık konuşuyoruz. Aslında şu da aslında bir işaret. Bu mekanda, içinde olduğumuz bu mekanda geçtiğimiz birkaç ay içinde 4'ün üzerinde dijital sanat sergisi yapıldı. Türkiye'de yeni dijital sanat müzeleri açılıyor. İçinde olduğumuz etkinlik, işte mesela tüm dünyada Samsung var ama sadece Türkiye'de DART var. Yani aslında bu Türklerin bu anlamda ne kadar ileride olduğunu gösteren şeyler. O yüzden benim umudum sonsuz. Bu ivmeye de gerekli eğitimler ve gerekli yatırımlar yapıldığında daha da ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Biz Hakan Bey'le aynı zamanda bir YouTube serisi yapacağız. Türkiye'nin önde gelen dijital sanatçılarını ziyaret edeceğiz. Ve onlarla yaptığımız sohbetleri hem DART platformundan hem YouTube kanalımızdan, Samsung Türkiye'nin YouTube kanalından paylaşarak dijital sanatı merak eden ve dijital sanatı öğrenmek isteyen herkese destek olmak istiyoruz.